Herhangi bir parçanın teknik resmini aldınız. Az önce çizdiğimiz rastgele parça için. Ve şimdi Antet de istiyorsunuz ki belli bir yere çizenin ismini atsın, onay verenin ismini atsın. Efendime söyleyeyim, özellikle işte malzemeyi ağırlığı alsın. Bunları nasıl atayacaksınız? İstediğiniz tekste bunu yazabilirsiniz bu arada. Yani buraya malzeme değil de gelip buraya da malzeme yazabilirsiniz. Bakın düzenlemeye girdim. Bu arada Edit Sheet Format demem gerekiyor tabii. Boşluğa tıkladım. Çalışma sayfasını düzenle. Geldim dedim ki burası bitirme değil de burası onaylayan olsun mesela. Misal. İşte kütle burası olmasın da şurası olsun. Ağırlık şuraya geçsin vesaire. İşin özetine gelirsek geliyorum ve bu kısma diyorum ki benim için buraya, tam buraya çizen kişinin ismini yaz. Ya da işte onaylayan onay kimse onun ismini yaz. Bunu yapması için gelip link the property demeniz gerekiyor şuradan. Özelliğe linkle. İkinci seçenek olan çalışma sayfasında belirtilen modelleri göster dediğiniz zaman size burada çizen kimse onu gösterecek. Ben çizeni daha önce ekledim. Siz nasıl eklersiniz onu göstereyim. Silelim. Diyorsunuz ki benim istediğim birinci özellik, Türkçe bir özellik. Onaylayan. Onaylayan. Tip, metin yani tekste bırakın. Çünkü tekst hepsini içeriyor. Sadece sayılar içerirseniz sadece sayı girilebilir. Metinde bırakıyorum. Ve diyorum ki Haluk Tatar onaylamış bunu. Tamam dedim. Sonra geldim dedim ki bir linkleyeceğin ilişki, özür dilerim şuradakiler içerisinden, linkleyeceğin ilişki onaylayan ilişkisi. Tamam dediğiniz zaman bakın boşluğa bastığımda buraya hep onay Haluk Tatar diye geliyor. Siz başına text yazmazsanız bu sefer standart olarak o onay kimse onu seçecek. Zaten burada onaylayan yazıyor. Aynı şeyi ağırlık için yapalım size. Ağırlığı görün. Geldim dedim ki buraya not, şuraya link to property ve buradan ağırlık tanımlanmamış, biz tanımlayalım. Diyelim ki ağırlık metinde bırakıyorum. Şurası için bakın gelip kütleyi seçiyorum. Parçanın kütlesi. Onayladım ve geldim dedim ki ağırlığı seç. Tamam dedim. Şuraya benim için tabii fontları biraz devasa olarak 8 fontu iyidir. 8 fontu bir türlü düşüremedim. Heh, 9 da güzel tamam. Şuraya devasa olarak da olsa gelip şu anki parçamın kütlesini yazıyor. 2000 şey 24.186 yani 24 yıllık bir parçaymış. Ben onaydan çıkıyorum. Diğer bütün özellikleri böyle atayabilirsiniz. Bakın neler neler atayabiliyorsunuz başka. Onu da göstereyim. Gerçi siz de kurcaladığınız zaman göreceksiniz bunu. Herhangi bir yere bastım. Sadece ağırlıktı, kütleydi vesaireydi değil. Çeşitli anahtar kelimeler, konfigürasyon değerleri, tedarikçi, yazarı, yorumları. Hatta şuradan bakarsam size daha rahat göstereceğim. Herhangi bir şey yazıyorum. Alanlar, birçok şeyi tanımlayabilirsiniz. Buraya yüzey alanları da tanımlayabilirsiniz. Tedarikçileri de bunu kim üretmiş, al satın alınacak mı? Yani yoksa imal mi edilecek? Hangi işlemden geçecek? Talaşlı mı işlenecek? Vesaire vesaire. Bunları istediğiniz yerlere ilişkilendirebilirsiniz bu şekilde. Siz de seçenek yaratabiliyorsunuz. Hazır mevcut ilişkileri de alabiliyorsunuz. Peki. Gelelim asıl demek istediğim şey 24.800 24.186 değerini unutmayın. Geliyorum diyorum ki bu arada bu tekst istediğiniz yere hizalanabiliyor. Yani illa Antet'in orasına hizalamanız gerekmiyor. Diyorum ki ben parçamda bir değişiklik yapacağım. Ve parçamda aslında işte x değeri, bu arada ölçülerini alalım. 200'müş mesela. İşte o 200'lük ölçü parçaya geri dönüyorum. Zamanda ölçülerin üstüne vermediğim için maalesef burada değiştiremiyorum. Hiç aklıma bile gelmedi. 200'lük ölçü, ölçüler varmış zaten, pardon. 137'ye indirdim. Teknik resme geri dönüyorum. Tabii ki burada da güncelleniyor 137. Ve 24.000 küsur yerine 16.000'e iniyor. Görüyor musunuz? Yani otomatik olarak güncelliyor. Antet'i nasıl SolidWorks'teki tasarımımıza linkleyeceğinizi de böylece öğrenmiş olduk.